Ve işte beklenen an geldi. Kim geliyor efendim? Emre Üstün uçağı geliyor. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Gül sizi temizliyor değil İyi mi? İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz. Buyurun Emre Beyciğim. Çok teşekkür ederim. Evet, işte şu andan itibaren benim dakikalarım başladı. Efendim Emre Bey, dünyada da çok önemli olan bir sigara bırakma merkezinin, Elin Kar Sistemi'nin doğru. Türkiye'deki kurucusu. Doğru. Doğru mu? Doğru. Evet, kendisi... 9 sene önce, az önce program başlamadan önce kuliste bir ufak bir sohbetimiz oldu. 9 sene önce Londra'da bu merkeze gidiyor ve kendisi de çok sıkı bir sigara içicisi olarak 9 yıl önce bu merkezde sigarayı tek seansta bırakıyor. Darısı başıma. Bilmiyorum. Beni nasıl ikna edecek? Bana neler söyleyecek, anlatacak. Hep birlikte Gülcüm dinleyeceğiz. Vallahi çok ben seviyorum Emre'yi dinlemeyi. O yüzden ne güzel çok dinleyeceğiz bol bol. Evet. Efendim ekran başındaki konuklarımız, hanımlar, beyler. Bugün gerçekten büyük bir gün, büyük bir fırsat. Sevgili Emre Bey stüdyomuzda. Telefonla bağlanmak isteyenleriniz olursa bağlanabilirsiniz. Sigarayla ilgili bilmek istediklerimiz, öğrendiğimiz her şeyi bugün sizle burada paylaşacağız. Hay hay. Nasılsınız efendim? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Hiç gurur duymadığım bir tarafımdı sigara içmiş olmak ama işe yarıyor şu anda. Çünkü bırakırken insanlar bir parça galiba Gül demin çok güzel söyledi, rol örneği istiyorlar. Rol modelimiz sizsiniz şu anda. Yani içmemiş olsaydım muhtemelen hep şu soruyla da yaşayacaktım. Sen hiç içtin mi ki? Beni anlıyor musun ki? Ve çok da doğru buluyorum aslında bu soruyu. Siz beni anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum. Yani çok iyi anlıyorum. Ben de gurur duymuyorum ama yıllarca içtim. Evet. Gece içtim yatmadan önce. Sabah kalkar kalkmaz içtim. Günde ortalama 1-1,5 paket içtim. Arkadaşlarımın arasında böyle burada 6. parmak gibi durup dalga geçilenlerdendim. Sigarama karışanlara kalplerini kıran tepkiler verdiğimi hatırlıyorum. Yıllarca içtiğim için hani bırakmak, bırakmaktan korkmak, o günü ertelemek, bırakınca hayatın zor ve keyifsiz olacağından çekinmek. Onlar nasıl bir şey, onların hepsini çok iyi biliyorum. 9 küsür sene nasıl oldu. Nasıl yani, siz Londra'ya herhalde bu iş için gitmediniz sigara aslında bırakmak bunun için gittim. Bunun öyle için mi? Evet, ben yıllarca içerken eğitmenim aslında ben. İki eğitmen Alman arkadaşımdan duydum. O kadar mutlu görünüyorlardı ki hiç sigarayı bırakmış insanlara benzemiyorlardı. Bir gideyim dediniz. Ve hiç zararları anlatılmıyor dendi. Ben de dedim ki bana biri bir şey anlatacak. Ben bir daha içmeyeceğim. Bana hiç gerçekçi gelmedi. Sırf merak ettiğim için başka bir eğitim organizasyonuyla denkleştirdim. İşte 9 küsür sene oldu. 5,5 saat süren İngiltere'de Londra'da bir seansa katıldım. Çıktım, sonra bir daha hiç içmedim. Ondan sonra eğitmenliği bıraktım. Alan Carr yöntemin terapisti oldum. Ve son 7 senedir binlerce sigara içenle de çalışma fırsatım oldu. Peki hiç canınız istemedi mi Hayır, bir daha? Hayır, asla. Ve ben çıktığım gün biliyordum bir daha hiç içmeyeceğimi. Yani çıktıktan sonra bir süre bekledim ve ondan sonra terapist oldum değil. Ben çıktığım gün bir daha hiçbir şekilde içmeyeceğimi biliyordum. Ve bunun üzerinden 9 yıl geçti. Evet, günde 2 paket içiyormuşsunuz. Ayol, günde 2 paket sigara içerken 6 saatlik bir seansla yani nasıl oluyor bu demin iş? Arkadaşlar da sordu, sadece konuşarak mı, 6 saat yeter mi diye. Evet. Orada kritik nokta şu, dışarıdan bakana 6 saat gibi ama biz onun içinde 25-30 yılı anlatıyoruz. Onun içinde 11 milyona yakın insanın başarı hikayesinden elde edilmiş bir tecrübe var. Dolayısıyla dışarıdan bakan şaşırıyor, 6 saat yeter mi diye. Halbuki biz orada 6 saat anlatmıyoruz, çeyrek asırı anlatıyoruz. Çeyrek asırlık bir tecrübe paylaşıyoruz. O yüzden yetiyor, rahat rahat yetiyor. Çünkü bu iş burada biter diyoruz ya. Bu işin burada bitebilmesi için bir şeyleri fark etmek, bir bakış açısını değiştirmek zorundayız. Demin ben gelmeden önce içeriden zevkle sizi dinliyorum. Hep Gül'ü dinliyorum zevkle. Siz zaten dediniz ki bir şeyi anlatıyoruz ama yapılıyor mu? Şimdi bir şeyi biliyorsak ama yapmıyorsak ona yabancılar
bilmiyorsun diyor. Yani bir şeyi bilmek ama yapmamak bilmemek demek. Biz toplum olarak yapmıyoruz galiba. Yapmayınca da çünkü sonucu elde edemiyoruz. O yüzden en kritik nokta galiba bilmekten öte yapmak. Yapıyorum dediğim zaman biliyorum deme hakkım oluyor sanki. Çünkü yapmıyorsam bilmeyenle aynı sonucu elde ediyorum. Peki Emre Bey, 9 sene oldu sigarayı bıraktınız. Tabii ki şu an artık canınız hiç istemiyor olabilir ama ilk bıraktığınız dönemlerde mesela, ay şimdi şurada bir sigara ne kadar da hoş olurdu dediğiniz zamanlar oldu mu hiç? Geçmişteki bırakma deneyimlerimde oluyordu. Bu ya daha önce olmadı. Hayır, olmadı. Allah Allah. Fark şurada. Eğer sadece fiziksel bağımlılığı bitiriyorsak o nikotin bağımlılığını, ki 3 gün sürer o. Sadece onu bitiriyorsak sorunun %95'ini çözemedik daha demek. Çünkü nikotin bağımlılığı sigara sorununun sadece %5'i. Ve Gül'ün bu harika detokslarıyla o %5'lik kısmı, o fiziksel bağımlılıktan temizlenme sürecini zaten 3 gün içinde hallediyor vücudumuz. Ama 20 sene diyorlar. Doğru, çünkü o hayır, fiziksel temizlen nikotin bağımlılığı 3 gün. Yani madde bağımlılığı kısmı 3 gün. Ama insanların 5 sene, 10 sene sonra tekrar geri dönüyor olmalarının asıl sebebi madde bağımlılığı kısmı değil. O %95'lik bu iş burada biter dediğimiz şeklini bitirememiş olmaları. O yüzden insanlar geri dönüyor. O yüzden canım çekiyor diyorlar. O yüzden bıraktıktan aylar yıllar sonra geçse bile hala şimdi bir tane içmek için 3 gün verirdim hayatımdan ya diyorlar. Çünkü o %95'lik bağımlılık fiziksel değil de zihinsel kısmı bitmemiş oluyor. Zaten bırakmak isteğini de en çok erteleten şey öyle insanları görmek. Şimdi ben bırakmak isteyen bir insan olarak öylelerini görünce, yani aylar geçmiş hala saçını başını yoluyor. Onları gördüğüm zaman diyorum ki beni de böyle bir hayat bekliyorsa içip erken öleyim daha iyi. Çünkü çektiğim işkenceyi görüyorlar. Evet. İnsanlar saçlarını başlarını yoluyor. Zaten en çok korkutan şey bu. Erteleten durum bu. Bu korku. Demin arkadaşla içeride sohbet ediyorduk sizin ekipten birisiyle. Dedi ki ben çok seviyorum galiba. Ben dedim ki kesin. Seni içirten şey sevgi değil, korku. Öyle mi? Nasıl yani dedi. Dedim ki seni içirten şey sigara sevgisi değil. Çünkü hiç kimse tadı ve kokusu çok kötü bir şeyi içine çekmeyi sevmiyor aslında. İçmeye devam ediyor olmamızın sebebi bıraktıktan sonraki hayattan korkmak. Onsuz hayattan nasıl keyif alacağım, zorlukla nasıl başa çıkacağım, stresle nasıl yöneteceğim, kilo doğru alacak olabilir mıyım, zor günler beni bekliyor işte mu? İşte çok önemli bir noktaya geldik. Günlüğe bahsettim ve kilo. Şimdi siz sigarayı bıraktıktan sonra kilo aldınız mı hiç? Ben 2,5 kilo verdim ama kilo alanları görüyorum. Niye kilo aldıklarını da çok iyi biliyorum. Demin aslında Gül söyledi onu çok güzel. Eğer bunun yerine bunu koyuyorsak sorun yok olmadı, yer değiştirdi demektir. Sorun başka bir yöne kaydı demektir. Eskiden sorunum buydu, şimdi sorunum bu. Genelde bunun olmasının sebebi de bir keyfimden vazgeçtiğime inanarak bırakıyorsam doğal eğilim yerine başka bir keyif arayışı oluyor. Şimdi bir dakika Emre Bey. Karışık mı oldu? Hayır, karışık değil. Gayet net anladım sizi. Yani siz şunu söylemek istiyorsunuz. Sigarayı bıraktığınız zaman eğer çok fazla işte mamaya, ona buna yerine onları koymazsanız kilo almazsınız. Ya, kilo aldıran dengi bırakmak değil, yerine yemek koymak. Ben buna inanmıyorum. Çünkü neden inanmıyorum? Onun için benim ikna olmam lazım. Buyurun. Ben diyorum ki nikotin başlı başına zaten yemeseniz bile metabolizmayı hızlandıran bir şey. Bunda hemfikir miyiz? Ortalama günde 80-100 kalori kadar ama enerjinizi o kadar düşürüyor ki içmeseydiniz günde 200-300 kalori yakacak, hareket edecekken o hareketi sizden çalıyor. Aa, işte o hareket yani, etmeyi ben bir sevsem, yürüyüşü sevsem, spor yapmayı seveceksiniz sevsem. Çünkü enerjiniz artacak, vücudunuzda oksijen oranı artacak. Öyle mi? Yani sigara içmek bir kalori yaktırıyor gibi ama enerjinizi çaldığı için İçmeseydiniz harcayabileceğiniz kaloriyi harcamanızı önlüyor aslında. Ay, sorduğum her şeye bir cevabı var yani Emre Bey. Çok gevezeyim değil mi? Şöyle bir şey istiyorum Emre Bey. Ben sigara içmekten gerçekten keyif alıyorum. Büyük bir keyifle içiyorum ama sakın yanlış anlamayın. Yani burada sigarayı savunmuyorum sizlere. Bunun zararlarını da çok iyi bilenlerdenim. Görmüyor muyum zararını? Çok görüyorum. Çok görüyorum. Yani en azından mesela işte sabahleyin ilk sigaramı yaktığım zaman böyle başımda hafif bir uyuşma oluyor.
Belki tansiyonum yükseliyor o anda falan filan. Yani hele bir de ailenizde, genlerinizde kalp damar hastalığı varsa hani iyice tehlikeli bir durum alıyor. Ben şöyle bir pazarlık yapmak istiyorum. Sigarayı, sigaradan vazgeçersem hiç olmazsa, yani şu anda da kiloluyum ve ben işte hipoglisemik olduğum için filan bununla baş etmeye çalışıyorum kilolarımla. Artı üstüne kilo koymadan hiç olmazsa şu kilomda kalarak ve günde 5 tane sigara içme hakkım olabilir mi? Keyifli. Yani neden öyle yapıyorsun Gül? Ben size sigarayı bırakmaya söz verin. Burada evet, seyircilerin önünde size bir haftada 4 kilo verdireceğim. Ama bir haftada 4 kilo tamam. Verdireceğim. Şöyle bir şey yapalım mı? Bana iyi gelmiyor. Şöyle bir şey yapalım mı? Size de vermek şöyle bir şey yapalım mı? Hayır, niye? Uzun sürede her hafta 4 kilo verin. Niye öyle? O doğru bir düşünce değil. Siz hızlı kilo verebilirsiniz. Hızlı kilo vermekten korkmayın. Önemli olan kilo verirken kullandığınız şeylerin doğal olması. Şöyle bir şey yapalım mı? Biz size ortaklaşa bir program hadi yapalım. Hadi yapalım. Benle birlikte sigaradan kurtulun, evet. Gül'le birlikte kilolardan evet, kurtulun. Evet, evet. Evet. Yani mesela. Kendiniz istediniz. Bütün Türkiye size örnek alacak. Herkese motivasyon olacak. Öksürük krizi yani aslında hiç hoş bir şey değil. Özellikle de efendim işte bir oyuncu olarak, örnek bir insan olarak böyle hünkür hünkür öksüren bir insan olmak da istemiyorum. Ama biz sizi çok seviyoruz. Biz sizi öyle seviyoruz. Eksik olmayın. Çok ama teşekkür ediyorum. Ama bizim sağlıklı olmanızı istiyorum. Örnek bir insan olmak istiyorum aslında. Gerçekten de bundan kurtulmayı can yürekten istiyorum ama arada bir de şöyle. Gelin onu hani biraz konuşalım. Az içmeyi konuşalım biraz. Hadi. Keyif dediniz ya, bir kısaca hadi onu konuşalım. Ne sigara olur keyif ilişkisi. Yani ben mesela Türk kahvemi sabah saat, ben 10.30'da bir Türk kahvem vardır. Şimdi ben 10.30'da o Türk kahvemle bir tane şöyle tellendirmezsem o keyfi o kahveden almıyorum hanımlar. Almıyorum yani. Gelin biraz sigara keyif ilişkisini hadi, anlayalım konuşalım mı? Tamam. Şimdi sigaradan keyif alıyorumun tercümesini yapmaya çalışacağım. Darılmaca, kırılmaca yok. Hı-hı. Sigaradan keyif alıyorum ne demek? Hı-hı. Şimdi nikotin bağımlısı olmayan, içmeyen bir insanın sahip olduğu ortalama keyif seviyesi bu ise eğer... Evet. Ben bir sigara içicisi olduğum zaman kanımdaki nikotin oranı azaldığında... ...içimde bir boşluk duygusuyla bir keyifsizlik hissetmeye başlarım. Hı-hı. Yani benim keyifsizliğim artar, yani benim keyfim düşmeye başlar. Doğru. Sigara içtiğim zaman yaptığım tek şey aslında kandaki nikotini arttırıp nikotin yaratığını besleyip normale geri dönmek olur. Hı-hı. Yani keyifsizlik bitirmek olur. Hı-hı. Yani ben aslında sigara yaktığım zaman içmeyen birine göre daha keyifli bir hale dönüşmem. Sigara içmeyen birisi gibi hissetmeye geri dönerim. Yani sigara içmekten keyif alıyorum demek normale dönmeyi seviyorum demektir. Çünkü içtiğim her sigarayı söndürdükten bir saat sonra ortalama normalin altına düşeriz. Bu boşluk duygusunu bitirmeye çalıştığımız için sigara içeriz. Keyif alıyorumun tercümesi normale geri dönmeyi seviyorum demek olur. Dolayısıyla aslında sigara içmek gerçek bir çok keyif haklı değil. Çok haklı. İçici olmanın yarattığı keyifsizliği bitirmektir. Çok doğru. Karışık oldu belki biliyorum ama. Hayır. Dolayısıyla aslında hayır, keyif alıyorum derken söylemeye çalıştığım şey içmediğim andaki keyifsizliği sevmiyorum demektir. Hı. Yani ben keyifsizlikten kurtulmaya ve kaçmaya çalışıyorum demektir. Ama yaktığım her sigarayla kaçmaya çalıştığım keyifsizliği büyütürüm. Çünkü söndürdüğüm anda bir sonraki keyifsizlik garantilenmiş olur. Şimdi mesela şöyle derler Emre Bey, sigarayı bırakan arkadaşlarımdan duyduklarım bunlar. Diyorlar ki işte damak tadın yerine geliyor. Sen şu ana kadar diyorlar yediğin, içtiğin hiçbir şeyin, benim sevgili editörüm de bana az önce aynı şeyi söyledi Murat, ondan önce de duyduklarım vardı. Sen şu ana kadar yediğin, içtiğin hiçbir şeyin tadını aslında gerçek lezzetini bilmiyorsun. Sigarayı bıraktıktan sonra yaşam kaliten inanılmaz yükselecek. İşte yediğin bir şeyin tadını alacaksın, içtiğin bir şeyin. Doğru mu bu? Halbuki ben çok keyifli yemek yerim. Doğru yani doğru ama bir şöyle özel not var. Bırakan herkesin damak tadı geri gelmeyebiliyor. Bazen kalıcı hasar ay oldu ise eğer aa maalesef.
bu kalıcı hasar olduğunda aylar geçse de diyorlar ki bıraktım ama hiç eski, hiç tadında bir değişiklik olmadı. Çok da abartıyorlarmış. Hani bırakınca daha lezzetli olacaktı. Ben de aynı diyorlar. O zaman üzülüyorum çünkü o zaman anlıyorum ki o kalıcı o bir tahribat yaşanmış orada. Ama orada değilsek eğer, o kalıcı tahribatta değilsek dediği doğru. O içtiğiniz Türk kahvesi de daha keyifli olacak. Gül'ün yaptığı bütün bu karışımlar da daha lezzetli olacak. Bir tad almada ilerleme oluyor, doğru. Şunun ama, tadına baktınız mı? O iç, ben Gül'ün karışımlarını biliyorum. Ben ona kendimi teslim ettim birkaç sene önce. Şunu vereceğim size. Şu. Ha, bu balgam söktürücü. Bundan az miktar geçmek lazım. Ama şunu bir şeyle bir karıştırayım mı? Şu tabii, temiz. Tabii. Şöyle. En zorundan içiriyorum. Yani ölüyorum zannettim. Çok mersi. Evet. Ben Gül'ün karışımlarını biliyorum zaten. Bakın, ben kendimi teslim ettim bakayım. Ona birkaç yıl önce. Yavaş için, yavaş için. O çünkü ağır bir karışım. O balgam söktüren. Nasıl buldunuz? Böyle çok sert güzel bir tadı var. Hani evet. Sert tadı güzel, güzel bir tadı. Tadı güzel ama biraz sert. Böyle burayı açıyor. Şurayı evet, açıyor. Burayı açıyor. Ben ondan içeceğim. Dur soracağız ama. Diyarbakır'dan bir izleyicimiz telefon attığında. Emine Gür. Günaydın efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkür ederiz. Buyurun Emine Hanım. Melek Hanım, ben yaklaşık 12 yıldır sigara içiyorum. Ve şu an 3,5 aylık hamileyim. Sigarayı bırakmayı çok denedim. Ama çok fazla bir şekilde sinirli oluyorum. 6 yaşında da bir çocuğum var. Ona karşı çok sinirli oluyorum. Kaç yaşındasınız şu anda Emine Hanım? Çocuğum 6 yaşında. Hayır. Ve ben 3,5 aylık hamileyim. Hayır, siz kaç yaşındasınız? Ben 30 yaşındayım. Kaç? 30 yaşınızdasınız. 12 sene önce başladınız. Evet. Evet. Sigarayı nasıl bırakabilirim, nasıl bir destek alabilirim diye yani, Emre Bey'e sormak istedim. Yani şu an hamilesiniz, 3,5 aylık ve halen içmekte misiniz? Evet, ama bunu yapmayın. Şimdi bakın, ben hamile yapmayın. Olsaydım katiyen içmezdim. Yapmayın. Çünkü önce bebeğinizi düşünmek zorundasın. Doğru ama... Kesinlikle öyle ama bırakmayı çok denedim. Doğru. Ama bir türlü başaramadım. Bakalım Emre Bey ne diyecek şimdi, buna? Hatta kalın. Muhtemelen Emine sigarayı bırakamadığı için, daha doğrusu zannediyoruz ki bırakmak istemediği için bırakmıyor ya da bebeği var, daha insan ne zaman bırakabilir? Muhtemelen de belki baskı ve zorlanma da alıyor ki ben taraftar değilim buna. Çünkü aslında söylediği şey şu, bırakmak istiyorum. Bırakmak istemesine rağmen içmeye devam ediyor. Yoksa o da biliyor fetüs hakkı diye bir şey olduğunu. O da biliyor karnındaki bebeğin hayat hakkı diye bir şey olduğunu. Tabii. Kim ister ki onun kadar onun bebeğini tabii korumak? Dolayısıyla onun asıl ihtiyacı muhtemelen neden içmemesi gerektiğini anlatmamız değil. Çünkü neden içmemesi gerektiğini çok iyi biliyor ki bu telefonu açtı. Evet. Onun ihtiyacı içme isteğinden nasıl kurtulacağını göstermemiz. Aynen öyle. Onun ihtiyacı neden içmeyince stresli olduğunu ona göstermemiz. Şimdi zannediyor ki içmeyince gergin oluyorum. Fark etmiyor ki içmediği için değil. Bir şeylerden vazgeçtiğini zannettiği için gergin oluyor. Yani içmemek insanı daha gergin yapmaz. Ama bir şeyden vazgeçtiğini zannettiği için büyük bir gerginlik yaşar. Onun ihtiyacı o %95'lik bu kısmını halletmesi. Önce bizim bir kitabımız var. O kitabı okumasını öneririm. Uzakta diye. Yoksa burada olsa seansa alacağım onu. Hani gelebileceğini bilsem benim peki, misafirim olsun. Peki şey yapabilir olsun. Miyiz? Sevgili Emine bize bilgilerini bıraksa reji. Ona bir kitabınızı tabii, yollayabilir tabii. Kitabı miyiz? Da yollarız. DVD'yi de seyredebiliriz. Çok sevinirim. Tamam. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Emre Bey. Evet sevgili Emine'ciğim. Yayınımıza bağlandığın için teşekkür ediyoruz. Bilgilerini bırak. Çok teşekkür sevgili ediyorum. Sevgili Emre Bey sana kitabından yollayacak bir tane. Şimdi sigara sevgili ya Emre şimdi Bey. Çok güzel bir şey aslında tabii bu insanlara hani sigaranın zararlarını bir daha hatırlatmak, bunu fark ettirmek, evimize bile ne yapıyor diye göstermek, bırak ciğerlerime ne yapıyor'yu. Bir mobilyaya bile ne yapıyor ve aylarca o ev eğer temizlenmezse sigara kokuyor bıraksanız gece bile. Gece uyurken bile hepsi doğru. Temiz bir hava teneffüs edemeden doğru aynen maalesef. Öyle. Benim tek endişem bütün bunları bilmenin bile bırakmaya yetmediğini görüyorum. Yani bu ülkede araştırmalara göre sigaranın zararlarını en iyi bilen meslek hekimler.
hekimlerin ortalamayı %50'siyle 60'ı arasında insan sigara içiyor. Yani bu şunu kanıtlıyor bize. Sigaranın zararlarını bilmek bırakmaya yetmiyor. Evet. Birkaç ay önce bana bir hekim geldi. Birebir seans yaptık. Dedi ki Emre, televizyonlarda görüyorsun ya, insanların kolunu bacaklarını kesiyorlar. Hı-hı. O ameliyatları ben yapıyorum. Buyurun ama içiyorum. Ama dışarı çıkıp içiyorum. Ya bunu şunun için söylüyorum. Sigaranın zararlarını bilmek bırakmaya yetmeyebilir. Yeteydi, bu sorun çözülürdü. Ne yapalım? Sigara içme isteğinden kurtulmayı öğrenmemiz lazım. Yani artık ben sigara içmek istemeyen bir insanım diyebilir olmamız lazım. Bunun için de bir profesyonel destek almamız gerekiyor. Şart gibi geliyor bana. Bazen insanlara oluyor. Yani sabah kalkıp paketi atıp ve ben bir daha içmeyeceğim diyenler oluyor. Evet. Ama milli piyangonun bir insana çıkmasını beklemek gibi bu. Öyle. İhtimal çok düşük. Ama bana çıkma ihtimali %50 olan kansere yakalanma ihtimaliyle devam edip İnşallah bana çıkmaz diyoruz. Hmm. İhtimal çok yüksek. İşte ben. O yüzden nasıl, neden içtiğimizi anlamamız lazım. Mutlulukla ilgili bir problem olabilir mi? Canım? Mutlulukla ilgili bir problem olabilir mi Emre? Yani çok merak ediyorum. Çünkü insanlar hayatta ne yapıyorlarsa daha mutlu olmak için ve mutluluğu aradıkları için yapıyorlar. Ay ben ona inanmıyorum. Niye? Yani hani... Niye? Mutlu olmak çok önemli. Hayır, yani motivasyon. Mutlu olmadıkları için mi algılayamadım, belki de anlayamadım. Mutlu olmak için mi sigara içiyorlar hayatta demek istedim. Hayatta yaptığımız her şeyi, bir ayakkabı almak, bir araba almak, bir çocuk yapmak hep daha mutlu olmak için yapıyoruz. Tamam. Sigara ile mutluluk arasındaki ilişkiye bakış açını merak ediyorum. Sigara içen her insan içmeseydi olacağından daha mutsuz bir insan olur. Bir daha söyleyeyim. Sigara içen her insan. Sigara içmeseydi olacağından daha mutsuz bir insan olur. Sigara içmek insanı daha mutlu yapmaz, daha mutsuz bir insan yapar. Bunu göstermek çok önemli değil mi? Evet. Doğru. Evet. Yani çünkü en büyük içgüdümüz hayatını sürdürme içgüdüsü. Hayatını sürdürme içgüdüsüne 180 derece zıt bir şey yapıp bununla barışık ve mutlu yaşamıyoruz aslında. Kanıt da şu Gül, bir tane anne baba arıyorum, çocuğunun da başlamasını istesin. Her anne babaya soruyorum, madem bu kadar keyifli, o zaman onun 10. doğum gününde kutlarken yaşını bir tane uzatıyorsundur, yaksın diye. Ne diyorlar biliyor musun? Aman Allah korusun. Çoğu çocuk kaçarak içiyor annesinden babasından. Ya mutluluğun tam tersi, mutsuzlukla ilgili bırakma korkusu da bırakırsam daha mutsuz olacağım korkusu. İşte onu demeye çalıştım. Evet. Ben sisteminizi merak ediyorum. Sistem 6 saat. Biraz anlatabilir miyiz? Tabii. 6 saatlik bir seminer, seans yapıyoruz. Tamam. Asla zararlarını anlatmıyoruz. Çünkü sigara içen herkesin zararlı olduğunu bildiğini ama bunu bırakmaya yetmediğini biliyoruz. Sigaranın neden içildiği üzerinde duruyoruz. Yani niye elim bu kanser çubuğuna gidiyor sürekli? Gece, gündüz, sabah, akşam, iyi, kötü, mutlu, mutsuz, yaz, kış, ilkbahar, sonbahar elim gidiyor. Ama niye? Ömür boyu içmek zorunda mıyım? Bunu içmeden nasıl mutlu olurum? Bunu içmeden hayattan nasıl daha çok keyif alırım? Bunu içmeden hayatın zorluklarıyla nasıl baş ederim? Tamamen sigarasız hayatı hazırlayıp ona hiç ihtiyaç duymayacakları bir bakış açısına getiriyoruz. Yani oradan çıktık, oraya girerken insanların bakış açısında sigara vezir. Ama oradan çıktıklarında sigara rezil. Biz o veziri rezil ediyoruz onların kafasında. Ve bir sonrakini içmek için gerek yok, belki ihtiyacım insan, yok. Değil mi yani? İhtiyacım yok, canım istemiyor. Aklıma geliyor ama canım istemiyor duygusuna getirmeye hedefliyoruz. Amaç bu. Bunu bazen 6 saatte yapıyoruz. Bazen çıkanların tekrar başladıklarını duyduğum zaman onları 3 saat süren bir destek seansını alıyorum. Bazen yani 9 saat gelmiş oluyor. Bazen de 12 saat. Yani biz onlarla onlar bırakmıyorsunuz yani. Hayır, o vazgeçmezse. Ama o vazgeçmezse. Pek çok ünlüye de bu arada bıraktırmışsınız. Katılanlar ben oldu. Dünyada da, Türkiye'de de. İsimlerini söylemek istiyorum. Çok değerli yönetmenimiz Ferzan Özpetek bırakmış. Mehtap Ar. Sevgili Mehtap Ar bırakmış. Sevgili Gülben Ergen bırakmış. Emre Bey'le bırakanları okuyorum. Benim canım arkadaşım Burak Sergen ve eşi Işıl bırakmış. Fatih Türkmenoğlu bırakmış. İnşallah Melek Baykal da eklenecek bu listeye. Diyorum ve bir seyirci telefonumuz var. Esra Karabük'ten arıyor. Buyurun efendim. Sevgili Esra Hanım, hoş geldiniz. İyi günler. Kolay gelsin Melek Hanım. Teşekkürler. Şimdi benim bir sorum olacaktı. Benim annem akciğer kanseri tedavisi görüyor. Radyoterapi, kemoterapi alıyor. Bu arada teşekkür ederim. Yalnız sigara içmeye devam ediyor. Ve şöyle bir şey söylüyor. Sigarayı içmediğimde mutsuzum ama onu içtiğimde daha mutsuzum. Kendimi alamıyorum sigaradan. Söylemeye çalışmıştım. Yani mutluluk olayını.
Ay, yani ona nasıl yardımcı olabilir? Annem 50 yaşında ve 32 senedir sigara kullanıyor. Ya bu bir çığlık, ne çığlığı? Başımıza bu kadar kötü bir şey gelmesine rağmen kurtulamıyoruz çığlığı. Değil mi? Bu bir çığlık. Evet. Bu bir imdat çığlığı. Şimdi bunu yaşıyor olmamıza rağmen içmeye devam edince yine dışarıdan bakan bir göz diyor ki başımıza daha ne gelmeli ki artık bıraksın. Halbuki görmemiz lazım ki başımıza bu gelse bile içmeyi durduramayabiliyoruz. Kontrol içenlerde değildir. Kontrol o kanser çubuklarındadır. Ve zannederiz ki bana bir şey olmaz, olursa bırakırım. Lütfen ne olur bunu duyalım. Olursa da bırakamıyoruz. Çünkü kontrol o çubuklarda. Kontrol içende değil. İçmeye devam ediyor olmak bir tercih ya da seçim değildir. Ve bu hanımefendinin, Esra Hanım'ın annesiyle içmeye devam eden ama başına bunlar gelmemiş insanlar arasındaki tek fark zaman. Zamanı hızlı ileri alırsa içiciler hepsi oradalar. Çünkü bu yolculuk oraya doğru gidiyor. Esra Hanım'ın annesine yardım edebilir miyiz? Bilmiyorum, dediğim gibi kitabı çok gönderelim. Sevinirim. Yani elimizden geleni yaparız. Söz vermeye çekinmiyorum yani ama elimizden geleni yaparız. Yani annem şu anda yaparız. 50 yaşında. Yani çok da genç. Doğru. Yani yardımcı olursanız ben çok sevinirim. Dediğim şu gibi ne olur adresini bıraksın. Sevgili tamam. Esra... Esra değil mi? Evet. Siz evet. Bilgilerinizi bırakın. Çok sevgili hocamız son derece bu konuda gerçekten. Bana dönüş yaparsa çok sevinirim. Evet, bir kitap yollayacak size de efendim. Peki, teşekkür ediyoruz ve çok geçmişler olsun. Ben teşekkür olsun ederim. Sağ olun. Bu sistemi biz biraz daha dinleyelim sizden. Bu 6 saat içinde demin de söyledim asla zararlarını anlatmıyoruz. Hı-hı. İnsanların sigara stres, sigara keyif, sigara rahatlama ilişkilerini nasıl burada koparacaklarını göstermeye çalışıyoruz. Yani ben bir önemli. Sigara içicisi olsam, bana sigaranın zararları anlatılsa, ben derdim ki ne olur bana zararlarını anlatma, biliyorum. Çünkü. Bana sigarasız hayattan nasıl daha çok keyif alacağımı göster. Evet. Bana kilo almadan nasıl bırakabileceğimi hı-hı. göster. Hı-hı. Onun yerine bir şey koymadan nasıl bu hayatta mutlu olabileceğimi hı-hı. göster. Bunları öğretmek zorundayız sigara içenlere. Doğru bir yol. Peki, demek Emre, ki. Yerine başka şey koy derken, bu illa bir yiyecek, bir çikolata, bir çerez, bir başka kötü alışkanlık demin takıldığı gibi ısrar diyor ya. Başka bir şey değil de şöyle bir şey olsa olmaz mı? Mesela bir spor dalı olsa, bir hobi olsa, yani okullarda bazı şeylerin başlaması lazım ama mesela atıyorum bir insan günde 3 saat eğer boş vaktinde akşam işten çıktıktan sonra bir sporla uğraşabiliyorsa, tenis oynarken aynı anda sigara içmenin çok imkanı yok. Yani bazı şeyleri yerine koyarken o şeyin daha mutlu olması, mesela bu şeye benziyor. Kötü bir ilişkiniz var. Sizi mutsuz ediyor. Yeni birine aşık olduğunuz zaman o insanı yerine koyup da yine kötü bir ilişki değil ama bazı şeyleri düzeltebileceğiniz başka bir hayat olabilir. Çünkü mutlu olmanın başka bir yolunu göstermek lazım insanlara. Ama işte zaten doğru, benim... bahsettiği şeyler de herhalde. Ne yapıyorsunuz değil yani mi? O konuda bunlar, mesela okullar için bir şey, hiç projem var mı? Çünkü sen proje üretmeyi seven bir insansın. Var. Anne babalara çocuklarını korumaları için aman yavrum içmesin diye bir seminer yapıyoruz. Bunu da okullara gidip bunu velileri lazım. Toplayıp velilere... Lazım. Diyoruz ki çocuğunun içmesini istemiyorsan bunları yapıyor olman ve bunları yapmıyor olman lazım. Çok önemli mesela. Sigara içen bir anne çocuğuna sigaranın zararlı olduğunu anlatmasın. Sigara içen bir baba ben içiyorum ama sakın sen içme, bacaklarını ayırırım demesin. Eğer bırakmasını istiyorsa önce kendi paketini atacak. Tabii. Sonra da çok dönüp doğru. diyecek ki ben yıllarca hata etmişim, pişmanım. Örnek ondan olacak. Sonra konuşacak. Çünkü dediğimiz hiçbir şey yapmıyorlar ama yaptığımız her şeyi yapıyorlar. Aynen öyle. Bu çok doğru. Sizin belki konunuzun çok dışında ama çok özel bir şey sormak istiyorum size. Ben yeni nesilde, gençlerde özellikle, belki sigara içmiyorlar ama nargile çok içildiğini evet. görüyorum. İşte böyle kahveler var filan, oturuyorlar, nargile keyfi yapıyorlar. Nargile de bir sigara kadar tehlikeli midir? Aslında Gül'ün sorusuna daha onunla cevap verelim. Daha tehlikeli olduğunu evet. duyuyorum. Evet, yerine bir şey koymaktan kastım. Sigarayı bıraktım, ben artık puro içiyorum. Sigarayı bıraktım, evet, evet. ben artık nargile içiyorum. Evet, tamam. Bu şu demek, bağımlılığın aracı değişti ama hala bağımlıyım.
Ya ben hala nikotin bağımlısıyım. Evet. Nikotini artık sigaradan değil de purodan ya da nargileden alıyorum. Yer değiştirmek o demek. Yerine bir şey koymak o demek. Spor koy yerine. Ama sigarayı bıraktın ve puro içiyorsan ya da sigarayı bıraktın ama nargile içiyorsan, ben rakıyı bıraktım ama bira içiyorum demeye benzer. Alkol almaya devam ediyorsun. Yani, ama farklı bir araçtan alıyorsun. Evet. O yüzden aynı şey bizim için. Aynı şey. Bizim amacımız farklı bir araçla madde bağımlısı yaşamak bunu da değil. Gençler buradan duysunlar. Amacımız farklı bir araçla madde bağımlısı yaşamak değil. Ömür boyu madde bağımlılığından korumak. Çünkü gençler şunu bilsin, eğer sigara içmiyorsa diğer bağımlılıklara kaymanın köprüsünü attı demektir. Ama eğer sigara içen birisi ise, bir gençse, diğer bağımlılıklara kayması çok daha kolaydır. Sigara diğer bütün bağımlılıklara kapı açıp köprü olur genelde. O yüzden sigaradan korumak, diğerlerinden korumak için çok etkili bir yoldur. Peki Emre Beyciğim, bir de böyle hani sigaradan, işte sigarayı bırakmak için ben de getirttirdim. İlk getirtenlerden biriyim yani Türkiye'ye ilk. Bu elektronik sigaralar var ya. Elektronik ne? Sigaralar. Elektronik ne? Ne? Sigara. Ya adı üstünde. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. O bir sigara. Mesela hatta uçağa... Düşünsenize elektronik şırınga. Onu. Hani uçakta yasak ya. Püf 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 şey geliyordu, duman çıkıyor. Melek Hanım işte ama bu sigara değil ki yani filan diyordum. Onların da çok zararlı olduğunu duydum sonra. Dediler ki aman yani fevkalade zararlı, belki bir sigaradan çok daha zararlı. Ya ben şunu söyleyeyim, birisi sigara bıraktırıyorsa ne yaparsa yapsın önce bir bıraktırsın. O özel bir şey. Fakat bazı şeyler var sigarayı bırakmayı zorlaştıran, bazı şeyler var kolaylaştıran. Bırakma yolunda ne yaptığımız çok önemli. Bazen amuda kalkıp karşıdan karşıya geçmeye çalışmaya benziyor bırakmak için kullandıklarımız. Ben onları öyle bir şey olarak görüyorum maalesef. Evet, çünkü psikolojik bağımlılığı çözmüyor. Haklısınız. Hala bu hareketi devam ettiriyor. Düşünsenize eroin kullanan birine diyorsunuz ki bu elektronik şırınga. Daha az zararlı. Evet maalesef doğru. Detoks programlarında da ilk 3 günden sonra bu insanların şey. Bunu Emre yaşadığı için biliyorum. 3 günden sonra insanların çünkü o 3 günlük nikotin olayı var. Ve kendilerini birden iyi hissetmeye başladıkları zaman sigarayı bıraktıklarını çok görüyoruz. Niye? Çünkü gerçekten kendi vücudu için iyi bir şey yapmış oluyor. Kendine güveni geliyor. Kendini mutluluk oranı artıyor. O yüzden de bu juice olaylarını ve detoks tarzı programları şimdi da düşünmek lazım. Siz de gelir misiniz yanımıza? Şimdi sizi de şöyle alayım Emre Bey. Tabii. Şimdi sevgili Gül ne yapacaksın? Şimdi çok güçlü bir temizleyici yapalım. Tamam. Lahanayı hanımlar zayıflamak için çok kullanıyorlar. Çorbasını yapıyorlar ama bir de çiğ suyunu sıktığınız zaman kereviz sapı, armut ve tereyle vücudunuza muhteşem bir detoks içeceği yapmış oluyorsunuz. Hemen süper. Ve her türlü detoksifikasyon sizi kendinizi daha iyi hissettirecek ve vücudunuz arındıracak. Amerika'daki bir sürü detoks merkezleri biliyorsunuz zaten madde bağımlıları içindir. Doğru. Biz Türkiye'de bunu daha çok sağlık ve kilo için ön plana çıkarıyoruz. Lahana her yerde olan bir şey. Bir katı meyve sıkacağı, kereviz sapı, elma ya da armut, şu an mevsimi diye armutu kullanıyoruz ve tere. Hanımlar ne olur şu katı meyve sıkacağından edinelim. Manavlarımızdan gidelim. Aynen, o kadar aynen basit öyle. Şeyler ki parça bunları yapmak. Yapalım bunları. Yani burada gelip dinleyip de ondan sonra çantamızı alıp stüdyoyu terk etmeyelim. Yapalım bunları. Çiğ bile çok ne kadar güzel değil mi? Bir parça da size vereceğim. Şimdi beni sen. Gerçekten çok güzel. Emre'nin mesela daha önce sigara içmiş olması ve bırakmış olması çok etkileyici. Önce siz insanları etkileyeceksiniz. Evet. Ben gösterir mi eski esinlerim 22 kilo daha fazlaydım. Biliyorum kilolu olmanın ne demek olduğunu. Yani bu yoldan geçmiş olmak da çok çok değerli. Çünkü sigara içmemiş bir insanın birazcık bilmiş tavrı iyi gelmiyor herhalde sigara içenlere diye tahmin ediyorum. Yani en azından Emre Bey benim ne hissettiklerimi anlıyor. Değil mi? Evet. Çünkü eskiden sıkı bir sigara içicisiymiş kendisi. Beni anlayabiliyor, evet. Empati kurmak o zaman çok daha yüksek oluyor. Demiş ya, damdan düşen birini getirin bana. Nasrettin Hoca düşmüş damdan. Ya demişler doktor çağırın, doktora gerek yok, bana damdan düşen birini çağırın diye. Aynen. Biraz öyle bir şey galiba. Çok 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 önemli bir şey. Sonra çok mesela önemli. Şey derler, işte sigarayı bıraktıktan sonra saçlarınız daha güzelleşir, cildiniz daha ışıldar, tabii. gözleriniz, işte saçlarınız, tırnaklarınız filan derler. Doğru mu? Hepsi doğru ama bunları bilmek bırakmaya yetmeyebilir. O yüzden siz bir gelin bana. Tamam.
Geleceğim, geleceğim. Evet, çok güzel bir şey söylüyor. Yani biz burada saatlerce konuşabiliriz sigaranın ne yaptığını ve ne yapmadığını içenleri, ama o psikoloji, ama çocuklarla ilgili yaptığınız proje çok önemli. Evet. Yani çünkü gençliği en azından bir şekilde motive etmek çok çok değerli bir şey. Ne yapıyor orada, böyle bize anlatsın. Evet, şu anda armutları attı. Tereyi araya attı. Hanımlar, aynı zamanda çok kilo verdirici bir karışımdır bu. Şile hana, içine kereviz sapı, armut ve tere koyduk. Gerçekten çok keyifli bir içecek. Bunu benim önerim, hep söylüyorum. Büyük bir kavanoz alın. Kavanozun içine ağzına kadar doldurun böyle bir içeceği. Böyle bir kavanoz olabilir. Ağzı kapaklı bir kavanoz olabilir. Doldurun ve buzdolabına koyun sabah hazırlayıp. Gün içinde bir pipet koyun. Gidip gidip için ondan. Yani bunu ne kadar çok tüketirseniz o kadar iyi tok hissettirecek size. Lahana göreceksiniz. Bu arada sevgili Gül'ün sigara içenlere tavsiyeleri var. 10 evet, madde. Aynen, hemen öyle. Okuyayım mı onları? Hemen onları orada yaparken. Lütfen. Taze sıkılmış özel sebze ve meyve karışımları bolca tüketin çok diyor. Çok bol ama. Çok bol. Günde 3 litre suyun altına inmeyin. En çok sizin temizlenmeye ihtiyacınız var diyor. Her gün 4-5 damla biberiye yağını kaynar su dolu bir kaba ekleyip bolca buharı içinize çekin diyor. Peynir ve diğer süt ürünlerini balgam oluşumunu arttırdıkları için kullanmayın. Peynirle süt ürünü kullanmayacak. Ya, balgamı peynir yemeyecek miyiz? Arttırıyor vücuttaki o mukus dediğimiz sümüksü tabakayı, akciğerde çok mi? Arttırıyor. Astımı çok tetikliyor. Özellikle sigara çok içenlerde. Birçok doğru bildiğimiz yanlış var değil mi? Bakın çok önemli. Evet, evet. Peynir ve süt ürünleri için. Peki her gün açık havada, orman, deniz kenarı, koru tarzı bir yerde 40-45 dakika yürüyüş yapın diyor. Uyumadan önce 20 kere derin nefes alın, tutabildiğiniz kadar tutup ağzınızdan bırakın. Ama böyle değil, diyaframdan alacaksınız nefesi. Sarımsak, zencefil, biberiye ve kırmızı biberi sofranızdan eksik etmeyin. Evinizi ve sigara içtiğiniz ortamı bolca havalandırın. C vitamini yüksek sebze ve meyveleri her gün tüketin, portakal dışında. Doğal bir C vitamini takviyesi mutlaka alın. Pi için bakalım, bunu beğenecek misiniz? Çok güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Çok lezzetli. Harika. Harika. Çok gerçekten lezzetli. Güzel. Gerçekten hani buna bayıldım. Çok güzel. Lahana hanımlar, lahana hem kilo verdirecek hem vücudunuzu temizleyecek. Beyaz lahananın suyunu sıkın, biraz armutla. Bir de tat versin diye ister nane, ister tere koyun. Çok bir şeyler. Ne kadar ve içelim günde? Bir litre mi? Bunu bir litre içseniz. İşte o, siz diyorsunuz ki Gül bana fazla kilo verdirme. Elinizde olmadan zayıflarsınız. Aa, ne iyi ayol, evet. Ben hemen gidiyorum şimdi buradan çıkıp beyaz lahanaları alıyorum. Gül niye yapmıyoruz bunu? İnsanların asıl sorunu bu. Asıl sorun bu. Birinin elinden tutması lazım. Her eve bir tane lazım. Evet. Vallahi evet. Şimdi ne yapıyorsun? Ay, hurma falan var. Bir de çay yapalım. Hadi bakalım. Biberiyeli, hurmalı, zencefilli bir çay yapalım. Tamam, o gülüm. Çayı evimizin hep bir kenarında tutalım, sıcak sıcak da içelim. Niye yapmıyoruz konusuna gelince, biri elinizden tutsun istiyoruz. Biri motive etsin. Biri gelsin katı meyve sıkacağını koysun, çok sıksın, size versin. Vallahi çok tembeli. Ama yapınca o kadar güzel oluyor ki. Muazzam. Yani ben hanımlara rica ediyorum, ne olur manavla arkadaş olun ve evinize bir katı meyve sıkacağı alın. O gün fırını hiç açmayın, ocağı hiç açmayın. Mikrodalganızı ellemeyin. Bir katı meyve sıkacağıdır bu. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Sıkın, bolca için. İkinci bardaktan sonra tıkanacaksınız ve tok hissedeceksiniz. O şekere, tatlıya, kahveye, çaya yönelmeniz bitecek. Evet. Bir de kendinizi mutlu hissedeceksiniz ve bence hayatta ne yapıyorsak mutlu olmak için yapıyoruz. Süper. Yani bunu yapabilirsin. Gülsen sen şöyle bir iki ay falan bana gelebilir misin? Tabii ki gelirim. Tabii ki gelirim. Vallahi. Her sabah 5'te kalkıp gelirim. Canımsın benim. Ben Gül'ü yanıma alayım. Bana hani Melek abla şunu yapalım, bunu yapalım. Evet. Onu klonlamamız lazım. Her eve ondan evet, lazım. Evet. Estağfurullah. Hemen çayımızı yapıyoruz. 4 dakikamız kaldı. Hemencik. Hurmaları herhalde böyle bir kıralım ki içindeki tadı çıksın. Bravo, tamam. Bravo. Şu balı çıksın. Ay, şu hurmayı da bir severim ki. Evet, evet. Öyle hadi mi? Yiyin. Bak şimdi. İçinde... Bunun şekeri de fırlatmıyor değil mi? Kan şekeri mucize bir şey değil mi? Bravo. Emre'nin söylediği çok doğru. İçindeki şekeri, insülin seviyelerini fırlatmıyor. Pankreası yormuyor. Hem karbonhidrat hem protein var. Yani şifalardan bir tanesidir hurma. Evet. Ve hepimizin elinin altında. Sadece Ramazan değil, geri kalan 11 ayda. Sadece bir ay değil. Bütün 12 ay yiyebileceğiniz, çantanızda tutabileceğiniz bir tatlıdır bu. Evet. Hepimiz biberiye şekeri seviyoruz. Biberiye biberiyeyi koyduk. Zencefili rendeledi Ferhat.
rendelenmiş zencefili koyduk. Bu kadar yeter bu ya. Sonra nanemiz, tane karabiber şöyle. Ve nane. Bunu taze lütfen nane. Bugün yapın. Gerçekten çok güzel, bir çay. Kışın bitmesine az kaldı. Son sıcak çaylarımız. İnşallah sonra birazcık baharda buzlu tarifler vereceğiz. Daha serinletici tonikler yapacağız. Ama şu görüntü o kadar güzel ki yani eve gelen bir tatilinde... Buna bakınca iyileşiyordur değil mi? Valla bakınca iyileşiyordur. Çok şey yarıyor çünkü çok daha şık. Fazla İyileşme gözle başlıyor galiba. Bakmakla evet, başlıyor Ferhat da çok güzel hazırlıyor. Yani şu elinizde bir kenarda dursun şu... Nane'nin biberinin bir kokusunu alır mısınız lütfen? Ay, ay müthiş. Nasıl güzel yani zencefil biberiye nane. Çok bir kere şimdi sevgili Emre Beyciğim size ben ne zaman geleyim? Burada bir sözünü vereyim. Bu kadar vereyim. İnsanın önünde söz süper bir söz. Bravo gerçekten vallahi. Harika bir söz. Çünkü gerçekten hep kurtulmak istiyorum fakat bir türlü başarılı olamadım. Şöyle galiba bir 15 gün sonra geleceğim ben. Tamam. Bir aylık bir hedefimiz var. En geç bir ay içinde yapıyoruz. Tamam. Tamam. Sonra tamam. Gül'le de birlikte çalışmaya devam sonra ediyoruz. Sonra Gül'ü evime alıyor. Tamam. Anlaştık. 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 Şöyle bir hikaye. Seni yanıma alıyorum. Tamam. Ondan sonra inşallah. Tamam. Bu sıkıntılardan kurtuluyorum. Çünkü nefes alışım filan artık o kadar zorlamaya başladı ki annem duymasın. Kesin izliyor buradan ama. Peki efendim reklama gidiyoruz. Bir yere ayrılmayın geliyoruz hemen.